iddialı dizi ve programların adresi ATV'de birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızdayız. İşte sizleri bekleyenler. Eşkıya dünyaya hükümdar olmasın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca ile çok özel bir kapak çekiminde buluştuk. Oktay Kaynarca kadınlara hangi tarzı yakıştırıyor? Takıntılı olduğu aksesuarlar, gardırobundaki en sevdiği parçalar. Bu keyifli röportajı kaçırmayın. İnsanlar biraz tabii şaşırıyorlar, bazıları tepki gösteriyorlar. Olmaz, onu biliyoruz, o yüzden eğlenmezsek olmuyor. Tehlikeli sorular. Şili televizyonu sunucuları reyting rekorları kıran Ercai'nin salıncak sahnesini nasıl canlandırdılar? ...2019 Ercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin için nasıl geçti? Ercai ekibinden başarılı oyuncu Serdar Özer'e sürpriz doğum günü kutlaması. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana, bravo! Bir zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış'tan sıcak paylaşım. Geldin mi yine? Ver pati ver. Aferin sana. Aferin. Ayrıntılar haber turunda. Bir zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Serin Yenici'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz? Ben her seferinde çok 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 mutlu oluyorum. Yine çalışıyoruz ama oluyor. Daha çok çalışmak isterdim bu zorluğu, en eğlenceli yanı. Alışveriş yapmayı sever mi? Aşk için neleri göze alır? İlgi çekici sorular, samimi cevaplar. İnanın yani anneme bırakıyorum o tür şeyleri. Peki diyorum, uyguluyor muyum? Hayır. Örgüye başladım sette. Hepsi birazdan Dizi TV'de. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca, kış ayları boyunca raflarda kalacak olan Esquire dergisinin kapak fotoğrafı için objektif karşısına geçti. Biz de Dizi TV olarak bu özel çekime misafir olduk, hem keyifli detaylar çektik hem de merak uyandıran bir röportaj gerçekleştirdik. Oktay Bey, bugün çok keyifli bir moda çekimi gerçekleştirdiniz. Ben sizi çok da eğlenirken gördüm. Neler söylersiniz çekime dair? Ben çalışırken eğlenmeden olmuyor zaten. Yani eğlenmezseniz keyfine de varamıyorsunuz. Karşı taraf da keyfine varamaz yaptığı için. O yüzden biz hani bazen 24 saatlere çıkıyor çalışma tempolarımız ama o süre içerisinde eğlenmezsek olmaz, onu biliyoruz. O yüzden eğlenmezsek olmuyor. Oktay Kaynarca tıpkı oyunculukta olduğu gibi kapak çekiminde de mimiklerini adeta konuşturuyor. Vallahi ne bileyim, bu fotoğraf çekilmek tuhaf bir iş ya. Yani halden hale girmek. Ama tabii işte fotoğrafçı arkadaşımızın en iyi kareyi yakalaması için mümkün olduğu kadar fazla malzeme vermek gerekiyor bu işte. Biz de elimizden geldiğince biraz da oyunculuğumuzu kullanarak fazla malzeme vermeye çalıştık. O güzel şeyler çıktı gibi duruyor. Güzel şeyler oldu. Getting in the mood. We're gonna have us a good time. What you waiting for? Come on, let's go for a ride. Oktay Kaynarca çekim boyunca farklı pek çok şık kombinle karşımıza çıkıyor. Tarzı dizide izlediğimiz Hızır Çakırbeyli'den oldukça farklı. Mümkün olduğu kadar zaten ben hani Oktay Kaynarca olarak geziyorum sokakta. Hep onu söylüyorum. Hızır Çakırbeyli'yi ben sette bırakıyorum, sokağa çıkıyorum. Aksi halde olmaz zaten. O mümkün değil. Ama benim zaten dışarıdaki tarzıma dikkat ederseniz sürekli spor giyiyorum. Yani çok takım elbise falan giymiyorum. Mümkün olduğu kadar kendi tarzımla gezmeye çalışıyorum. Biraz aslında bu şimdi bu çekimini yaptığımız tarz da benim tarzıma yakın. Sosyal medyada paylaştığım zaman insanlar biraz tabii şaşırıyorlar. Bazıları tepki gösteriyorlar. Çünkü nereye gitti Hızır Çakırbeyli falan diyorlar ama altını çize çize söylemek gerekiyor ki
Hızır Çakır Beyli, sette Oktay Kaynar Cıpırtı. When I get old and a million worries unfold, I will take this walk and do absolutely nothing, breathing in the love and life. Oktay Kaynarca tarzını oturtmuş bir oyuncu. Bilmem, üstüme yakışanı mümkün olduğunca giymeye çalışıyorum. Eğer hani bu da karşı taraf tarafından, insanlar tarafından rağbet görüyorsa ve hoş duruyorsa, ki bunun için daha sonra açıklayacağımız önemli bir proje var. Eğer bu karşı taraf için hoş duruyorsa sevindirici bir şey. Başarılı oyuncuyu yakalamışken biraz sıkıştıralım istiyoruz. Peki hayatınızdaki o kadınlara, eşinize, dostunuza, çevrenize el atıyor musunuz bu anlamda, giyim tarzları anlamında? Tehlikeli sorular. yani ben şundan yanayım aslında. Çok net söylemem gerekirse ben hoş olmayı sadelik olarak tarif ediyorum. Ne kadar sade olursanız o kadar hoş oluyor. Dikkat edin, en değerli şeyler en sade olanlardır. Mümkün olduğu kadar sadelikten yanayım. Mümkün olduğu kadar etrafıma onu söylemeye çalışıyorum. Sade olun daha hoş oluyor, sade olun daha hoş oluyor diyorum. Ne bileyim, ojelerine bile diyorum ki ya kırmızı oje yerine sade oje o kadar hoş duruyor ki bir kadında. Eyvah diyorum, şu an benim de parmaklarımda kırmızı oje var, saklamak istedim. Ama doğrusu o bence. Galiba ya, bana göre o tabii, yani şey yapmasın insanlar tabii, tepki göstermesinler bu duruma, bana göre sadelik çok hoş oluyor. All the things that travel light, firefly is in my night, showing how to feel all right, and you know that it saved me. Oldukça keyifli geçtiğine şahit olduğumuz çekimi bir de işin mutfağındaki isimlerden Tuğçe Kılınçlı'ya soralım. Tuğçe Hanım, bugün çok keyifli, güzel bir moda çekimi gerçekleştirdiniz. Bugünkü çekimin konsepti neydi? Kış trendleriyle alakalı paltolar, kürklü paltolar, yapay kürklü paltolar, deriler, deri ceketler, deri montlar, kamas pantolonlar ve bu tip kış trendlerine yorumda bulunduk. Biz izlerken Oktay Bey çok eğlenirken gördük. Çok keyifli geçti bence onun açısından. Sizin için nasıldı peki Oktay Kaynarca ile çalışmak? Ya çok keyifliydi çünkü zaten bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü duruşları oyunculuktan da gelen bir hali tavrı olduğu için zaten hani çok fazla poz verdirmemize bile gerek kalmadı. Kendisi çok eğlendirdi ve çok güzel pozlar verdi bize. O yüzden çok eğlenceliydi çalışmak. It's a beautiful day. Artık erkekler de aksesuar konusunda oldukça seçiciler. Var mı sizin asla onsuz yapamam dediğiniz bir aksesuarınız? Var. Evet. Saatlerimi seviyorum mesela. Evet, saat takmadan sokağa çıkmıyorum. Mümkün olduğu kadar saat seviyorum. Dolabınızda olmazsa olmaz dediğiniz bir parçanız var mı? Montlarımı çok seviyorum. Ayakkabılarımı çok seviyorum. Paltolarımı çok seviyorum. Kış gelse de şunları giysem diye bekliyorum. Sevgili Oktay Kaynarca'ya bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Dergi 3 ay boyunca raflarda olacak. Merak edenler alıp göz gezdirebilirler. It's a beautiful day. Bir zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Serin Yenici'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz? Ben her seferinde çok 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 mutlu oluyorum. Yine çalışıyoruz ama oluyor. Daha çok çalışmak isterdim bu zorluğu, en eğlenceli yanı. Alışveriş yapmayı sever mi? Aşk için neleri göze alır? İlgi çekici sorular, samimi cevaplar. İnanın yani anneme bırakıyorum o tür şeyleri. Peki diyorum, uyguluyor muyum? Hayır. Örgüye başladım sette. Birazdan Dizi TV'de. Ekranların en çok izlenilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki en heyecanlı anlarını sizler için sıraladık. Berfin Şahin geliyor. Evet.
Berfin Şahin 15 bin lira değerindeki elementlerle ilgili soruda telefon jokerini kullanmayı tercih etti. Periyodik tabloda hangi adda bir element bulunmamaktadır? A. Neptünyum, B. Plütonyum, C. Venüsyum, D. Uranyum. Periyodik tabloda hangi adda bir element bulunmamaktadır? A. Neptünyum, B. Plütonyum, C. Venüsyum, D. Uranyum. Venüsyum olması lazım. Emin misin? Eminim. Teşekkür ederim Barat. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben de işten önce onun Venüsyum olduğunu biliyordum. Ama emin olmak istedim. C. Venüsyum son kararım. Berfin Şahin hayvanlarla alakalı 30 bin liralık soruya yarı yarıya jokerini kullandıktan sonra cevap verdi. Berfin Şahin yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. A. Fındık kurdu. D. Fındık piresi. Evet. D. Fındık piresi son kararım. Berfin Şahin 60 bin lira seviyesindeki soruyu çift cevap jokerini kullanarak yanıtlamayı tercih etti. İlk cevabım C. Roma. Son kararım. Acaba şimdi Torino mu diye bir fikir de geliyor. Duymadım ama hani acaba bilmediğim yerden mi geliyor diye. Ama bekledikçe de aklıma ekstra bir şey gelmeyeceği için ikinci cevabımı A. Floransa son kararım diyorum. Lütfen doğru olsun. Lütfen Selin Acundaş 7500 lira değerindeki soruda ünlü film ve roman kahramanlarıyla karşılaştı. Yarışmacı bu soruda seyirci jokerini kullandı. Sevgili seyirciler, hangi roman kahramanının baş yardımcısının adı Samwise Gamgee'dir? A. Harry Potter, B. Frodo Baggins, C. Sherlock Holmes, D. Don Quixote. Süreniz 10 saniye. Selin Hanım, sevgili seyircilerimiz %56 ile B şıkkını işaretlemişler. Ona en yakın %18 ile C şıkkı. Ben de B şıkkı olduğunu düşünüyorum. B şıkkı Frodo Baggins son kararım. Ama Harry Potter mıydı acaba? Selin Acundaş 15 bin lira değerindeki sesli soruda dinletilen şarkıyı kimin seslendirdiğini bulmaya çalıştı. Karar veremeyen yarışmacı telefon jokerinden yardım aldı. Selin Hanım buyurun. Dinlediğiniz Come and Get It adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Taylor Swift, Dua Lipa, Ariana Grande, Selena Gomez. Hemen gelir misin? Efendim? Cevapları bir daha tekrarlayabilir miyim? Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa, Selena Gomez. Selena Gomez. Tamam, teşekkürler. Ben de zaten ya Selena Gomez ya Ariana Grande diye düşünüyordum. Hiçbir fikrim yok. O yüzden çağrıya güvenmeyeceğim. Ne yapalım artık? Süreniz bitiyor. 4. D. Selena Gomez son kararım. Bakamayacağım. Müzik
Senin Acundaş 30 bin liralık soruda zeval kelimesinin belirttiği vakti hatırlamaya çalıştı. Buyurun. D gece son kararım. Demek ki iyi ki kullanmışım evet. Diyorum şu anda. Yani sabah diyeceğim gene. İçimden o geçiyor. Son kararınız mı? Son kararım. Sabah. Tuğba Erarslan 5000 lira değerindeki sesli soruda Hababam sınıfı tarafından söylenen türkünün adını hatırlamaya çalıştı. Tuğba, sevgili seyircilerimiz %54 ile A şıkkı demişler. Ona en yakın %28 ile D şıkkı. Tahmin ettiğim gibi oldu ama riske atmak istemedim. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum ve güveniyorum. A, Halimem, son kararım. Tuğba Erarslan 7500 lira değerindeki soruda telefon jokerinden yardım aldı. Einstein'ın izafiyet teorisiyle kuantum fiziğini birleştirmeyi başaracak olan teoriye bilim insanları tarafından verilen popüler ad hangisidir? A. Kuantiyet teorisi, B. İzantum teorisi, C. Gerçeğin teorisi, D. Her şeyin teorisi. Senin alanın değil biliyorum. Her şeyin teorisi. Ben de öyle düşünmüştüm Alaaddin abicim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Hadi başarılar dilerim. Çok sağ ol. Son kararımı da dedi. Dedi. Benim yerime dedi. Umarım ikimiz birlikte doğru cevaplandırmışızdır. Umarım. Her şeyin teorisi son karar. Tuğba Erarslan 15 bin lira değerindeki soruda yarı yarıya jokerini kullandıktan sonra çekilme kararı aldı. Belki basittir bilmiyorum. Çekilmek istiyorum Kenan. Son karar mı? Son karar. Peki son yıllarda dizi sektöründe bir öne çıkan bir ülke var. Hatta bizde de uyarlamaları yapılıyor. O ülkeden çıkan dizilerin. Hangisi olabilir? Kore filmleri. Güney Kore mi derdin? Şili televizyonu sunucuları reyting rekorları kıran Ercai'nin salıncak sahnesini nasıl canlandırdılar? ...2019 Ercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin için nasıl geçti? Ercai ekibinden başarılı oyuncu Serdar Özer'e sürpriz doğum günü kutlaması. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana, bravo! Bir zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış'tan sıcak paylaşım. Geldin mi yine? Ver pati ver. Aferin sana. Aferin. Birazdan Dizi TV'de. Sitting by your side, sunlight gliding in the night, watching how the tide comes in. ATV ekranının çok izlenilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Yerinci, bu hafta Dizi TV'de özel sorularımızı yanıtlayarak konuğumuz oldu. Saniye dizinin en sevdiğimiz karakterlerinden. Hepimiz ona bayılıyoruz. Bir de Selin Yerinci'ye soralım. Bakalım o karakterinin hangi yanlarını seviyor? Vicdanlı olması ve başına gelen sorunları neşeyle çözmeye çalışması. Git eşyalarını topla. Üzüm kızı da yanına al. Git Muratgil'in huvuna sen yerleşiyorsun. Bundan sonra sen orada yaşayacaksın. Allah razı olsun hanım Kahya'm. Tuttuğun altın olsun. Var mı itirazı olan?
bir başına kalmış hasta gariban bir kadıncağızı küçücük kızıyla o huğularda oturtmuyorum diyen var mı? Oyunculuk özveri gerektiren zor bir meslek. Güzel oyuncunun bu konudaki fikirlerini merak ediyoruz. Evet ama bu zaten en eğlenceli yanı. Bu zorluğu en eğlenceli yanı. Bunu aşınca yaratımın hazzına varıyorsunuz. En güzeli burası. Dizi çekmek izlemek kadar kolay değil. Hepimiz biliyoruz. Çok uzun çalışma saatleri, çok yoğun bir program. Benim için şöyle bir zorluğu var. Daha çok çalışmak isterim. Daha çok anlamak isterim. Bazen vakit nedeniyle yine çalışıyoruz ama oluyor. Daha çok çalışmak isterdim. Ama bir hızla yarışıyoruz ve aslında bu benim için pratik oluyor. Ama evet, bütün ekip olarak çok uzun çalışma saatlerimiz var. Kız olur dedim, pembe ördüm. Oğlan olur dedim, mavi ördüm. Olmadı, nasip değilmiş. Ah, bu kız çok tatlı. Böyle bal gibi. Böyle kaymak gibi. Ay çok tatlı, dayanamayacağım, bir daha öpeceğim. Senin yerinci gezmeyi, keşfetmeyi seven bir oyuncu. Şimdiye kadar gördükleri arasında en beğendiği yeri merak ediyoruz. Gezmeye bayılıyorum. Hatta tek başıma seyahat etmeye de bayılıyorum. Şimdiye kadar Türkiye'de görmediğim çok az il oldu. Tiyatro yaptığım için sürekli oyunlarımızla turne yaptık. Şimdiye kadar en bayıldığım yerler, ben Türkiye'nin her yerini çok seviyorum. Ama galiba en çok Mardin'i unutamadım. Mardin bayağı iyiydi. Bir de peri bacaları. Yurt dışında da Londra. Londra özlüyorum, Londra'yı. Yoğun bir çalışma temposunda olan senin yerinci, bakalım kendine kalan vakitlerde neler yapıyor? Arda bir vaktim kalırsa kesinlikle film izliyorum. Bazı takip ettiğim diziler var, onları izliyorum. Oyunculukla ilgili kuramsal şeyler okumaya gayret ediyorum. Çok yürüyorum, spor yapıyorum burada. Örgüye başladım sette. Örgü örmeyi öğrendim. Arada örgü örüyorum. Allah nasıl güzel kokuyor. Sıcacık, melek gibi. Allah sana da göstersin yavrum. Bakalım güzel yıldız hayatta en çok neye değer veriyor? Ailem. Aileme çok değer veriyorum. Ve mesleğime çok değer veriyorum. Senin yerinci işini çok iyi yapan biri. İyi ki oyuncu olmuş dediğimiz güzel yıldız, eğer bu mesleği seçmeseydi acaba ne olurdu? Sevdiğim işi yapan biri olurdum yine yani. Sevmeden yapabileceğim bir işi tercih etmezdim herhalde. Oyuncu olmasaydım, bilmem, galiba yapardım her işi ama çok haz duyduğum bir işi yapmayı tercih ederdim. Ama düşünmedim oyuncu olmazsam ne olurdum diye. Gerek olmadı öyle bir şey hayatımda neyse ki. Ya adamın 10 parmağında 10 kara. Yaşını başını almış, nereden tutsan elinde kalıyor. Sen nasıl razı geldin kardeşini vermeye? O niye buluşalım dedi. Benim aklım hafsalım almıyor. Ya siz hepten çıldırdınız, benim haberim yok. Hele bacım, siz niye evde düşüyorsunuz ya? Allah aşkına ayrılın dayı. Tamam, geçti. Dayı. Tamam. Lan kuma. Ya sıraya geçin, sıraya. Ben nasıl unutacağım? Seni o acıyla bir başına bırakmışım, ben nasıl unutacağım? Kadınlar alışveriş yapmayı sever ama duyduğumuza göre senin yenincinin alışverişle pek arası yokmuş. Ben kıyafet alışverişi yapmaktan çok çekiniyorum çünkü bir şey denemek benim için zulüm. O yüzden de inanın yani anneme bırakıyorum o tür şeyleri. Annemin zevkine çok güvenirim. O yüzden de özellikle çıkıp şunu almalıyım dediğim bir şey yok ama galiba şapka seviyorum yani. Şapkalarımı kendim alıyorum. Peki modayla aranız nasıl? Modayla aram iyi hesapları, iyi tasarımcıları ve iyi dergileri takip ediyorum. Bu yıl bunlar varmış. Peki diyorum. Uyguluyor muyum?
hayır, canım çok çekerse, benim ben de bunu giymek isterim dersem, o zaman o yıl dahil oluyorum. Hoşlanmazsam sadece beğenmekle ya da bana göre değilmiş demekle kalıyorum. Çok da öyle benim için fanı olduğum bir şey değil. Bu keyifli röportajı aşk ve sevgi dolu sorularla bitirelim istiyoruz. Hayranlarının merak ettiği bir soruyu soralım. Bakalım güzel yıldızın kalbi dolu mu? Kalbim her zaman dolu. Kalbi boş insan var mı ya? Çok yazık olur. Peki aşk için neleri göze alırsınız? Aşk için neleri göze alırım? Bilmem, onu bir şeye göze almam gerektiğinde yanıtlamak isterim. Şimdiye kadar bir şeyi göze almam gerekmedi galiba. Saniye ile büyük hayran kitlesine sahip olan Selin Yenici'den onu sevenler için bir de mesaj alalım. Hayranlarım demek bile bir şey geliyor. Yani izleyicilerimiz, Saniye'yi izleyip seven herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar gördüğünüz için, bu kadar inandığınız için, bu kadar desteklediğiniz için, emeğin karşılığını böyle nazik ve zarif bir şekilde dile getirdiğiniz için ben her seferinde çok 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 mutlu oluyorum. Bir de bana çok inanan seyircilerimize çok teşekkür ederim. Sitting by your side, sunlight gliding in the night, watching how the tide comes in, dreaming of the... Geçtiğimiz haftanın ses getiren olaylarına baktığımız haber turumuzla Dizi TV devam ediyor. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Ercai, yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şili'de Ercai rüzgarı esiyor. He cuidado de la cría de esa maldita serpiente por años. Latin Amerika bölgesinde Şili dahil olmak üzere 9 ülkeye daha satışı gerçekleşen Ercai'yi ilk yayınlayan ülke Şili oldu. Ercai, esta noche. Geçtiğimiz günlerde yayına başlayan dizinin ilk bölümünde yer alan salıncak sahnesinden etkilenen kanal, bahçesine Ercai salıncağı kurarak izleyicilere o atmosferi yaşattı. Ercai'ye gösterilen yoğun ilgi üzerine kanalın sunucularından Karen ve Gino da Ercai salıncağında dizinin uçurum kenarında çekilmiş olan ikonik sahnesini yeniden canlandırdılar. Sunucular bu hallerini kanalın sosyal medya hesabında Şili'nin Reyyan ve Mira'nın notunu düşerek paylaştılar. Son ayların en popüler isimlerinden Ebru Şahin bir gazete röportajında 2019 yılının çok iyi geçtiğini söyledi. Güzel yıldız, hayallerimin bir kısmına ulaştım. Güzel şeyler elde ettim. Kendi açımdan iyi bir yılı geride bıraktım diye konuştu. Reyyan karakteriyle hayran kitlesini her geçen gün arttıran Ebru Şahin, 2020 yılı içinse umarım güzel, huzurlu ve her şeyin su gibi aktığı bir yıl olur ifadelerini kullandı. Dizi ve sinema dünyasının aranılan bir yüzü olmakla hayallerinin gerçekleştiğine değinen oyuncu, sektörde yeni olmasına rağmen şanslı ve iyi hissettiğini söyledi. Kazat abim o eli tuttuysa belli ki her şeye rağmen birlikte olmaya karar vermişler. Bak bizim gibi. Sen demedin mi hiçbir şey ertelemeyeceğiz diye? Tamam, hayat bizden çalıyor. Ne olmuş? Biz de ondan çalarız güzel günleri.
Her Şahin'in kısa bir ara verdiği geçtiğimiz haftalarda minik bir tatil kaçamağı yapan Ebru Şahin İtalya'ya gitti. İtalya'da keyfi yerinde olan Ebru Şahin'in belli ki kalbi Mardin'de kalmıştı. Güzel Yıldız Milano'daki fotoğrafının altına Mardin'in Milano ilçesi yazdı. Her yıl turist akınına uğrayan Milano bir yana, Mardin eşsiz güzellikleriyle turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Ercai'nin dik kafalı karakteri Yaren'e hayat veren İlay Erkök, verdiği bir röportajla iddialı olduğunu ve oyunculuğa çok önem verdiğini göstermiş oldu. Güzelliğiyle değil, oyunculuğuyla var olmanın kıymetli olduğunu düşünen İlay Erkök, akan rimelini bile karakterine değer kattığı için sildirmediğini söylüyor. Beni köpeğe götürdüler. Sonra da beni orada bıraktı. Ben kesin öldüm. Eğer o vazgeçerse belki bu işten diye düşündüm. Evleneceksin. Son sözüm budur. Midyat'ın eşsiz tatlarına kayıtsız kalamayan güzel oyuncu İlay Erkök, Hercai için Midyat'ta bulunduğu bir sene içinde tam 8 kilo almış. Yemek yapmayı da yemeği de çok seven İlay Erkök, daha önce Dizi TV'de konuğumuz olmuş, yemek yapma konusunda hünerlerini sergilemişti. Parmesan yoksa kaşar peyniri koyarım. Üzerine yetmez. Bu formumu koruma sebebim yetmiyordu. Yoğurt kullanırım bir de ben, yoğurt yerim ama yoğurtlu sarımsak yaparım. Bir de ailede de bizim çok severler. Soğanlar biraz acıymış ama. Meşakkatli bir şey mutfakta olmak. Ya mutfakta olmaktan ziyade şu soğan işi birazcık şey, biraz zor oluyor galiba. Hercai'nin başarılı oyuncusu Serdar Özer geçtiğimiz günlerde ekip arkadaşlarının yaptığı bir sürprizle mutlu anlar yaşadı. Hercai ekibi 21 Ocak'ta doğum günü olan Serdar Özer ve aynı gün doğan oğlu Poyraz için sürpriz bir kutlama hazırladı. İyi doğdun Poyraz. İyi doğdun Poyraz, iyi doğdun, iyi doğdun, mutlu yıllar sana. Bravo! Serdar Özer sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Bugün bizim doğum günümüzü unutmayıp kutlayan herkese çok teşekkür ederiz. Sen ne yapacaksın babacığım? Evet, teşekkür ederim ben. Teşekkürler. Öncelikle tüm yakın dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Ve sonra da bizi sevip takip eden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünü unutmadığınız için de çok mutluyum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bir zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Yünalmış, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Çoğunlukla Adana'nın doyumsuz manzaralarını farklı saatlerde takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu, geçtiğimiz haftada geleneği bozmadı. Murat Yünalmış'ın bir başka paylaşımıysa yüzleri güldürdü. Her gün aynı saatte yanına gelen minik dostuna kayıtsız kalamayan Murat Yünalmış, tatlı köpeği hesabına taşıdı. Ne oldu? Geldin mi yine? Ver pati ver. Aferin sana. Aferin. Kafayı yaraladın mı? Ne yaptın? Özledin mi? Hı? Rol arkadaşı Murat Yünalmış gibi hikayelerinde bol bol doğa görseli paylaşan Bülent Polat bu kez çok sevdiği eşinin de yer aldığı esprili paylaşımla dikkat çekti. Bülent Polat videoda kızlarını götürdükleri oyun alanına 45 lira veren eşine sempatik bir dille takılıyor. Oyun parkına 45 lira vermiş anne.
Doğa, bin bin anneciğim, hepsine bin, tamam mı? Hep aynı yerlerde takılma. Doğa bak, burada dönen, zıplayan toplar da var. Kelebeklere de bin yavrum. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez macerası Kuruluş Osman'la Dizi TV devam ediyor. Bu hafta sizler için çok izlenen yapımın en heyecanlı anlarını sıraladık. Osman ve Alpleri Sofya'nın işkenceleri karşısında asla boyun eğmez, Edebalı'nın yerini söylemezler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sus. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Susturun şu köpekleri. Allahu Ekber. Bamsı ve Selcan Hatun Osman'ın Sofya'nın elinde olduğunu düşünmektedirler. Dündar Bey ise bu fikre katılmaz. Obanın Has Hatun'u olmaya çalışıp kafa tutan Zöhre, Selcan Hatun'u çok sinirlendirir. Hey Süleyman Şah'ın ota hey! Kimlere kaldı postun? Dostu düşmanı ayıramayanlar oturur postuna. Ben o ifritin çıyanlığını ayağımın tozuyla gördüm. Sen Sofya'nın gerçek yüzünü nasıl görmezsin? Burası senin çadırını derip geldiğin şarka benzemez Selcan Hatun. Bu ucun dengeleri hassas, siyaseti derindir. Evvelden kocandan kaçmayaydınız, siz de bellerdiniz. Aklı fukara, dili ukala. Çapına bakmadan bize siyaset belletmeye çalışır. Sizin devriniz geçti Selcan Hatun. Ha. İşlerimize karışmaya kalkarsanız sadece ukala olmam bilesin. Caka'ya bak hele Bamsı. Çalımını gören sultan sanır. Beni dellendirip sadaka verdirtme kendine. Kendine gelesin Zöhre! Susun! Yannis zindana gelir. Niyeti konuşmaları ve aşağılamalarıyla Osman'ı pes ettirmektir. Ancak Osman her saniye daha da güçlenir. Hazineleriniz umurumda bile değil. Benim derdim itibarınızı yok etmek. Bir milletin kıymetlilerini ele geçirirsen şerefini ve izzetini de almış olursun. Yoksa o hazinelerden bende o kadar çok ki. Belki hazinemizi alabilirsin. Lakin ruhumuzu asla. Bilgider töre kalır demiştir atalarımız. Biz töremizi gönlümüze, zihnimize perçinledik. Yeryüzünde tek bir Türk dahi kalsa devletimiz, töremiz yaşıyor demektir. O tek Türk'ün de gayesi sizin firavunların saltanatını yıkmaktır. Osman zindanda rüyasında Edebalı'yı görür. Ondan aldığı güçle zincirlerinden kurtulur. Fe innemâ lusre yusra. Obaya gelen Osman, Bala Hatun'un da ordu olduğunu öğrenince çok sevinir. Dündar Bey ise Bala'nın obada olmasından memnun değildir. Edebalı da, kızı da, dervişleri de bu obaya huzursuzluktan başka bir şey getirmemişlerdir. Bala Hatun'un bu otağda yeri yoktur. Emmi, sen ne dersin? O yaraları açan hançer Sofya'nın elindeydi. Şer keferenin bağrından yayılır. Ne şey Edebalı'nın, ne de Bala Hatun'un dahili vardır. Aksine ikisi de bizim baş tacımızdır.
yol ayrımına yaklaşırsın Osman. Senin ait olduğun yer işte bu otağıdır. Kimin için ayaklandığını bilesin. Ben onun için sadece ayaklanmam. Gerekirse pusat olur keserim. Osman baladan Edebalı'nın onun için kendisini feda edeceğini öğrenir. Nerede olabileceğini tahmin etmek genç adam için zor olmaz. Hamlığımı, toyluğumu mazur göresin. Beni affedesin Edebalı. Şeyhim Edebalı. Ben af merci değilim. Lakin bilirim ki eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur oğul. Yolun güzel, niyetin halistir. Yeter ki özünü muhafaza edip cevherini koruyasın. Selcan Hatun balayı istemek için Edebalı ile görüşmeye gider. Ancak görüşmesi umduğu gibi geçmeyecektir. Yüce Rabbimiz kullarına evliliği buyurmuştur. Yuva kurmak mukaddestir. Ve nikahta muhakkak ki keramet vardır. Osman Bey bileği kavi, yüreği korkusuzdur. Bilirim. Yiğit delikanlı, yaman bir savaşçıdır. Balaya gelince, bala Allah yolunda büyütülmüş bacıyanların başıdır. Elbet bir gün yuva kursun isterim. Lakin evlilik kefayet ister. Kefayet olmazsa sıkıntı baş gösterir. Demem odur ki Osman ile bala denk değildir. Eğlenceli bir dizi TV'nin daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, ATV'de kalın. We'll be right back.